arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki geçtiğimiz cuma günü karnelerimizi almıştık. Aramızda karnelerimizi merak edenler olmuş. Bugün sizlere karnemizi çekeceğiz. Karne videosu çekiyoruz arkadaşlar sizler istediğiniz için. Hadi bakalım Ados'u teşekkür mü aldı, takdir mi aldı acaba? Kumsalın karnesinin içinde neler var? Merak edenler videomuzu izlemeye başlayabilirler. Adosucuğum önce senin karnenle başlayalım mı? Bakalım tamam, neler var. Başlayalım. Açıyorum. Evet. Tahmin edin bakalım. Şu anda durdurun. Sizce Adosu takdir mi aldı? Videoyu durdurun, yorumlara yazın. Takdir mi aldı, teşekkür mü aldı? Tahmin edenlere kim doğru cevap verirse hepsine tek tek kalp atacağım. Başlıyorum. Bu arada arkadaşlar sizler de teşekkür mü aldınız, takdir mi aldınız? Onları da yorumlara yazmayı unutmayın. Bu arada karneden önce Adasu'nun şöyle güzel bir ödevi var bence, değil mi? Bu yaz tatilinde İngilizce olarak yapmamız gerekenler böyle hani bir kitap. Acaba sizler de ödev falan aldınız mı? Ödev verdi mi öğretmenleriniz? Mesela 5. sınıf öğrencilerine vermemiş olabilir ama kesin 6 ve 7'lere ödev vermiş olabilirler. Bunlar da zaten tekrar amaçlı. Hani kelime tekrarı İngilizce. İlk olarak bir tane katılım belgesi var. Voleybol. Alkışlıyoruz Adası'yı. Voleybol için güzel bir belge almış. Tamam, geçiyorum. Çok seviyoruz ya voleybolu. Ben dedim bu arada. Daha sonra böyle bir tane kazanım analizi raporu var. Böyle derslerle alakalı. Geçiyorum bundan. Evet, bakalım başka ne çıkıyor? Acaba Adası teşekkür mü aldı yoksa takdir mi aldı? Yine gelmedi. Dolu dolu biraz, yani yazın yapacağınızı not edin gibi böyle bir kitapçık vermişler. O zaman hazırsanız büyük adım. Hazır mıyız arkadaşlar? Hazır mıyız? Hazırız. Hayır, onun kendi hakkı, kendisi çıkarsın. Karne çıkıyor. Karne çıksın. En son notları söyledikten sonra teşekkürü veya takdiri çıkartalım. Tabii ki de takdir. Aa, ben en sona çıkar diye düşündüm. Evet. Bu arada gerçekten Adosu'yu tebrik ediyorum. Adosu kendi emeklerinin karşılığını alıyor arkadaşlar. Kesinlikle işte çevremde bazen şöyle diyorum. Özel okula gidiyor da özel okuldan puanları okul veriyor falan. Bence de. Kesinlikle. Nasıl yani bence de? Yani annemin söyleyeceğine katılıyorum. Kesinlikle inanmayın böyle bir şeye. Bizim okulumuzda öğrenci neyi hak ettiyse onu alıyor. Size bunu göstermek istiyorum ama Adosu bana küçük bir beyaz kağıt getirirsen hemen şu TC'mizi kapatıp hemen size Adanın takdir belgesini göstereceğim. Sırada bundan sonra benim minik kızımın. Ya size bir şey söyleyeyim mi? Ben kumsal okula başlamadan önce hep şey diyordum ya. Kumsal okula gittiği zaman yazı yazamaz, ödevlerini yapmaz. Hep böyle bir düşüncem vardı ama kumsal şimdi 2. sınıfa gelene kadar asla hakkını yemeyeyim. Her gün okuldan gelir gelmez ödevlerin başına geçiyor. Yani çok güzel böyle sorumluluğunu biliyor, ödevlerini kendisi yapıyor. Söyle anneciğim. Yani her zaman okuldan eve geldiğim zaman hep önce ödevlerime gidiyorum. O çok büyük anneciğim. Ondan sonra hem rahatlayayım hem de yani akşamları böyle rahat edebileyim, ödevimi yapmak kalmasın. Aferin benim kızıma. Çok çünkü güzel. Zaman kızıma kalsın. Ödevlerini bitirecek. Ondan sonra rahat rahat. Biliyorsunuz kışın çok erken yatıyoruz zaten. Şöyle yapalım, ince yapalım hadi. Ben sen şey dedin sandım. Önce hani belge şey, sonra notlara bakayım. Çünkü notlardan hangi belge aldığım belli oluyor ya. Acaba? Ya benim takipçilerim, ben biliyorum. Kesin onlar da Çoğu takdir almıştır ve bir sürü onur belgesi almışlardır. Şu bir şey daha bakacağım. Başka bir şey yazmıyorum. Tamam. Sizler için şöyle net göstereyim. Orada tarih de yazıyor. Ama şöyle net bakın. Asla belgesiz ya da teşekkür belgesi aldığım olmadı. Ve 95-96'ın da altında notum yok. Şöyle. Net arkadaşlar yazın görmüştür. Adosu acaba görmüşler midir takdir belgesini? Tamam. Yakından bakın eminim arkadaşlar. Eminim ki hepiniz böyle ya takdir almışsınızdır ya da onu belgeselinizde almıştır. Bütün takipçilerim genelde hep böyle, ben çünkü geçen senin yorumlarını hatırlıyorum. Böyle arada yorumlara göz gezdiriyorum, hep bakıyorum. Çoğu kişi onur belgesi alanlar da var. Sıra evet, gelelim. Şimdi şunu şöyle çıkartıyorum yavaşça. Oraya da yapıştırman gereken bir yer var mı? Burada o zaman. Şöyle geç Adası istersen, tek tek notlarını arkadaşlarına oku. Arkadaşlarına belki merak ediyorlardır.
notların ortalaması bu arada. Şöyle gösterebilirim. Bu şekilde çok iyi. Sen de oradan okuyabilirsin. Türkçe'de arkadaşlar ilk dönem 98, ikinci dönem 97 ortalaması. Yıl sonu ortalaması da 98. Adasya alkışlıyoruz. Beni tek bir bitiren dersler onu zaten göreceksiniz şimdi. Nedir o? Matematik mi? Hayır. Tabii ki de hayır. Ben de şaşırdım. Fen. Ama bir şey söyleyeyim mi? En sevdiği öğretmeni de fen öğretmeni. Fen matematik. De biraz zorlanıyor. Neden öyle bilmiyorum ama şu an sevdiğim. O da neden biliyor musun? Çok böyle hani öğretmeni de seviyorsun ya. O derse iyi alabilirim diye mi düşünüyorsun? Veya telaşa kapıldığın için mi acaba? Yani ama karışık sorular vardı ve bir tane soruyu karıştırmasaydım 93 alırdım. Ve gerçekten arkadaşlar 7. sınıf fenin de yani konuları da kolay değil yani full ezber istiyor. Evet. Matematik ilk dönem 1.90-1.95 aldım. Gerçekten çok yazıydı. En kötü yaptığım matematik tüm ortaokulda 96 ortalaması. İkinci dönem 100. Zaten matematiği çok seviyorum. Yıl son notu da 98 olarak girmiş hocamız. Fen ilk dönem 88, ikinci dönem gene 88, yıl sonunda 88. İşte dediğim gibi fen birazcık beni ortalamamı düşürdü. Sosyal 96, ikinci dönem 100, toplam yani yıl son notu 98. Yabancı dil ilk dönem 95, ikinci dönem 100, yıl sonu puanı 97. Bu arada şurada 100 olanlar bir dersin ortalaması, yani bir sınavın ortalaması değil, iki sınavın ortalaması. İkinci dönem notlarımın çoğu 100 zaten. İstersen böyle gel, Adası tam orayı gördüler zaten. Geleyim. Buradan da bize anlatabilirsin. Yabancı dili zaten 95-100 dedim. Dil kültürü ilk dönem 98, ikinci dönem 100. Toplam 99 ortalama. Din kültürü deyip geçmeyin, din dersleri de zor. Görsel, müzik, beden eğitimi, teknoloji ve tasarım. Bunlar zaten 100 arkadaşlar. Yani sınav almıyoruz. Saydın mı anneciğim hepsini? Notların hepsini söyledin mi? Daha var. Bir tane daha. Seçmeli yabancı dil. Biliyorsunuz ki normal yabancı dil daha zor arkadaşlar. Seçmelisi daha basit. Ben yabancı dilden son dönem ikisi de 100 geldi. Yabancı dilin seçmelisi düşük. Biri 97, diğeri 96. Toplam 96 yıl sonu puanı. Toplam dönem sonu, yani ikinci dönem ortalamam 98. Yıl sonu başarı puanı da 97. Yine 7. sınıfı kapattım. Maşallah. Tebrik ediyoruz. Bu arada Ados tek tek bütün derslerinden hangi, yani kaç notu aldığını sizlerle paylaştı. Ben de sizlerden rica ediyorum lütfen. Ana derslerden kaç aldığınızı sizler de girin. İşte ben 3. sınıfa gidiyorum veya ben 7. sınıfa gidiyorum. Şu notları aldım karnemde diye yazarsanız çok mutlu olurum. Hepinizin zaten videodaki yorumlarını tek tek okuyacağım. Bu arada ne geldi? Şimdi sırada. Sırada kim var? Benim karnem olmadığı için. Kızlar siz de bana bu dönem bir notu bir karne hazırlayabilirdiniz. Beklerdim. Aslında iki karne de benim zaten. Öyle değil mi? Kızlarımın karnesi. Senin de miyim? Yok anneciğim sizin de miyim? Sırada şimdi Kumsal'ın karnesi var. 2A sınıfından Kumsal kardeş. Hadi ondan bakalım. Önce ben Kumsal'ı takdim edeyim mi? Hadi bakalım geç Ada. Geldim. Arkadaşlar biz bu sene karneleri alırken sınıfımızın içerisinde rehberlik öğretmenimiz girdi. Sınıfta iki arkadaşına madalya geldi. Ben de işte kağıtta isim yazıyor ama kağıtta isim yazan arkadaşın kim olduğunu bilmiyorum. İlk öğretmeni hemen Kumsal'a alalım dedi ve Kumsal'a şöyle göstereyim kardeşciğime. Madalyasını var ya çok mutlu oldum. Herkesten Kumsal'a bir alkış istiyorum. Bu arada bu madalya Mental App diye bir uygulama. Zeka uygulaması. Evet. İkinci sınıflarda üçüncü oldum. Alkışlıyoruz Kumsal'a. Tebrik ediyoruz. Evet anneciğim buyur. Bakalım neler geliyor. Aa boş diyor falan. Çünkü benimkinde daha çok hani... Peki İngilizceden başlayayım mı? İlk olarak İngilizceden başlıyoruz. Okuma dersinde çok iyi. Sonra yazma da çok iyi. Dinlemek de çok iyi. Konuşmakta da çok iyi. Hepsi çok iyi arkadaşlar. Aferin benim güzel kızıma. İngilizceyi seviyoruz. Seviyor musun Kumsal? Evet. Şimdi katilin belgesi. Voleybol, evet. Evet, voleybol için de katılım belgesi. Voleybol ayrıca çok seviyoruz. Evet, ve son olarak normal kendi karnesi. Türkçe. Türkçe çok iyi, matematik çok iyi, hayal birlik çok iyi, yabancı dil çok iyi, görsel sanatlar çok iyi, müzik
çok iyi. Beden eğitimi ve oyun çok iyi. Serbest etkinlik falan var. Serbest etkinliklerde. Yani, okul kültürü uyum çok iyi. Bakayım mı? Öz bakım, kendini tanıma, İletişim ve sosyal etkileşim, ortak değerlendirme, uyma, çözüm odaklı olma, sosyal faaliyetlere katılım, takım çalışması ve sorumluluk, verimli çalışma, çevreye duyarlılık, sınıf başarı durumu, hepsi çok iyi. Hepsi geçmişim, çok iyi. Ve okuduğum kitap sayısı 32'ymiş. Aslında okulun verdiği kitap 32. Dışarıda kendi aldığımız ekstradan kitapları dokunduğu için sayısı daha yüksek. Ne kadar çok kitap okursak bizim için o kadar iyi. Ben kitap okumaya çok önem gösteriyorum. Aslında arkadaşlar, ben Adan'ın şu anda 7. sınıf olduğu için daha önceden odasında böyle hani yapmış olduğu testler falan var. Sizlere onları da ben göstermesini istiyorum. Adasu, hani senin o biriktirmiş olduğun var ya, sır gibi sakladın. Arkadaşlar, bizim karnelerimiz bitti, gösterdik size. Size tekrar söylüyorum ama ne belgesi aldıysanız veya notlarınız kaysa yorumlara yazmayı unutmayın. Adan odasına gidelim. Hadi arkadaşlar. Arkadaşlar, şimdi odama geçiyoruz. Sizlere birinci sınıftan beri olduğum testleri göstermek istiyorum. Hadi o zaman bakalım. Hadi. Arkadaşlar, Adan odasındayız. Ada her zaman düzenli. Size şöyle bir odasını bir göstereyim istiyorum. O sırada da bizler için, yani sizlerin görmesi için Adasu testlerini çıkartacak. Bu bizim okulumuzun yaptığı, birinci sınıftan beri her ay test yapıyor değil mi Adasu, değerlendirmek için sizleri? Evet. Emek yatıyor burada. Adasu hep şey diyor, bunları asla atmayacağım okul bitene kadar. YGS'den sonra bunları bakmak istiyorum. Adanın bir aslında ne diyeyim, şeyi var yani. Nasıl? Hedefi var. Evet, hedefi var. O hedefini bizler için yapar mısın Adası? Daha bitmedi biliyorum ama fotoğraf çekilmek istiyorsun ya o şekilde. Dizer misin yere bu şekilde? Yere dizerim. Aynen. Adası hep şey diyor. Şey yapmıştım. Bu arada şunları da göstereyim. Bunlar LGS hazırlığı için olduğumuz son sınavlardı. İki kere olduk. Şunlar böyle. Şimdi böyle diziyorum. Bu arada arkadaşlar, şöyle bir şey var. Ben 5. sınıfta olduğum tüm kitapçıkları kaybettim. Yani bulamıyorum şu an. 5. sınıftakileri mi? Evet, 5. sınıftan. Anneciğim, 5. sınıfta olmamışsınızdır. Neden dersen, pandemi zamanıydı ama o, hani orası yoktur. Maskeyle yoksa atmazdın. Vardık. Allah Allah, bilmiyorum. Adası atmaz normalde. Ya size şurada bir tane resim var, onu göstereyim mi? Tam aynen. Şurada küçük bir resim var. Çok tatlı. Kumsal, getirir misin onu? Hepsinin üstünde Bismillahirrahmanirrahim yazıyor. Sınava başlarken mi? Evet. Kitapçımı kim ediyorum. Bu? Tahmin edemiyorum. Bana yazın. Kim bu? Tabii ki de ben. Kesinlikle Adana benim ya. Ablam. Ama çok tatlı ya. Adası çok seviyor böyle. Arada bir değiştiriyor kendi başucundaki resimleri. Hemen şöyle adayı sizler için gösteriyorum. Arkadaşlar, burada benim 1. sınıftan beri olduğum tüm testler var. Hatta 1. 2. böyle devam ediyor. Daha zaten önümde 8. sınıfta var. 8. sınıfta daha çok test çözeceğim. Her hafta bir test bunlardan olacağız zaten. Bir sonraki sene bakalım, gene böyle bir video çektiğimizde bakalım nasıl olacak. LGS'ye girmiş olacağım. Size puanımı söylerim. Çok heyecanlıyım zaten. LGS deyince Adası gerçekten çok heyecanlanıyor. Çünkü gerçekten çok çalıştığım bir şey. Yani gerçekten çok istiyorum güzel. Hani böyle 480 üstü olsun. Hatta 490 üstü bile olabilir. O kadar çok. Bir hedefim var yani. Bakalım seneye size bunu söyleyeceğim. Bir nasıl olacak? Bir sene beklemek zorundayız. Bir sene boyunca önümüzde o güzel bir... Bunun iki katı olacak. Zaman var. 7. sınıfa kadar çözdüğüm her şeyi... Bir senede çözeceğim. Her hafta böyle sınavlar olarak. Heyecanlıyım. Bilmiyorum nasıl olacak ama bazen 6 yanlışım oldu, bazen bir yanlışım daha oldu. Öyle bakalım nasıl olacak. İnşallah hepiniz istediğiniz başarıyı elde edersiniz. Bütün annelerin de eminim ki anne ve babaların temennisi de bu. Şimdi sırada Kumsal'ın odasına geçiyoruz ve Kumsal kaç tane test çözdüğünü bize göstermek istiyor. Hadi şöyle geçelim. Merhaba. Merhabalar. Hoş geldin demek yok mu? Yok.
Hoş geldiniz arkadaşlar, anneciğim. Hoş bulduk. Evet, sizi böyle davet edelim. Evet, bakalım kumsalın bizler için göstereceği testler var. Kumsal daha çok yolun başında. Arkadaşlar, 2 yıldır test ödümümüz var. Rağmen yani bayağı bir oldu benim de aslında. Arkadaşlar, bu şöyle bir şey. Yani aklınızda yanlış gelmesin. Her ay neler öğrendi çocuğun seviyesini ölçen testler. Arkadaşlar, tam anlatırken telefon geldi. Mecbur açmak zorunda kaldım. Kumsal'ın testleri de bu şekilde. Arkadaşlar, 2 yılda bile böyle yani bu kadar fazla test yapmam aslında çok iyi. Her ay biz işte böyle sınav olduğumuz için böyle bir sürü sınavım oldu. Peki hatırlıyor musun sonuçlarını? Ben çok iyi hatırlıyorum. Ben de mesela bazen 5 yanlışım oldu. Mesela İngilizce'den 1 yanlışım olduğu da olmuştu. Bir kere 5 yanlışın oldu. Evet. Sadece bir kere. O da... Çok çabuk bitirip çıkmak istemiş sınavını o yüzden. Ama genelde hep böyle birer tane yanlışla falan seneyi kapattık. Yani çoğu zaman mesela İngilizce'de hep ya 2 ya 1 yanlışım oluyor. Normal tüm derslerde ya 2 veya 3 oluyor. Kumsal'ımı da tebrik ediyoruz. Teşekkür ederiz Kumsal'cığım. Hadi bakalım Adana'ya geçelim. Arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. 8. sınıfa geçen arkadaşlar beğenmeyi. 3. sınıfa geçen arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmasın. Arkadaşlar, 8. sınıf ve 3. sınıflar Kumsal'ı destekliyor. Diğer bütün arkadaşlar beni destekleyebilir. Videomu bol bol beğenmeyi, yorumlara like atmayı, yorumlara yorum yapmayı, videonun altına güzel yorumlarınızı, hepsini bekliyoruz. Bu arada videoya, kanalımıza abone değilseniz abone olun ve bildirimlerinizi de açın. Hepinizi çok seviyoruz. Like atmayı unutmayın. Sizlerin karneleri nasıl? Ben onları da çok merak ediyorum açıkçası. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomuz nasıl olsun? Mesela bir dahaki videomuz adı. Sizin aklına bir fikir var mı? Bence yarışma yapabiliriz. Oyun güzel videosu. Bir oyun videosu çekebiliriz. Veya nasıl bir video çekmemizi istiyorsanız yine yorumlara yazmayı sizler unutmayın. Sizler de isimli videoları muhakkak yorumlara yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Hoşça kalın. Görüşürüz.